Bu sefer hata mı yaptım, iyi mi yaptım bilmiyorum. Ama değişik bir şey yaptım. Sadece şerif oynadım 2 hafta boyunca. Yuh, hayır, bunu yapmış olamaz. Hayır, akıl sağlığını bu kadar yitirmiş olamaz. Evet, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Ne kadar değişim oldu onu da bilmiyorum ama 2 hafta boyunca deathmatch'lere girip sadece şerif oynadım ve dereceli oyunlarımda da şerifi daha fazla kullanmaya çalıştım. Çünkü normalde kullanmıyorum. Çünkü insanlar benimle çok dalga geçiyor. Çünkü bok gibi kullanıyordum şerifi. Hala bok gibi kullanıyorum. Spoiler vermiş oldum. Çok bir şey değişmedi bence. Yine, aslında biraz değişti. Çok boş yapıyorsun. İzleyin görün işte bilmiyorum. Eskiden yayınlarıma gelen insanlar Guardian, Şerif ve Marshall'ı ne kadar iğrenç kullandığımı biliyorlar. Çok dalga konusu oldu. O yüzden hayattan soğudum. Şerif bir daha almamaya karar verdim. Çok nadir alıyordum. Sonra dedim ki ulan sen koskoca YouTuber, canavar, bomba, dünyanın en iyi oyuncususun. Daha iyisi yok, birincisin. Niye Şerif kullanamıyorsun? Allah Allah dedim. Doğru. Kendi kendime konuştum yani. Sonra dedim Şerif oynayacağım. Keşke yapmasaydım. Ben bırakıyorum YouTube'u. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Şerifim şöyleydi diyebilirim. Yayına gelmeyip görmeyenler varsa aranızda. He's clear by the way. Boss. Kakam, kakam mı geldi? Kakam altıma sıçtım amına koyayım. Ya da şöyleydim. Bu Deathmatch'te Ahmet'le girdiğimiz yer. Arkada video var. Ondan dolayı böyle bir ses. You could argue anyone that stands in his way. So any superhero that comes up or human that is really fucking with him. Çıktı meydane. İkisi de birbirinden harika amına koyayım. Kısacası şerif kullanmaktan çok çekiniyordum çünkü bok gibi oynuyordum. Başlıyorum video. O kadar. Beğenin lütfen. Bir daha abone olun. İlk başladığımda deathmatch'lerde o kadar da kötü oynamıyordum. İşte biraz da sorun da bu zaten. Deathmatch'te kötü şerif oynamayıp maça girince berbat şerif oynadığım için biraz da aslında üzülüyordum. Ama bunun çözümü sürekli deathmatch'te şerif oynayıp çok iyi alışmak şerife büyük ihtimal. Ya daha ilk girdiğimiz deathmatch'lerde arkadaşımla patır kütür vuruyordum. Kanka deliklerini al aganın. Oldu. 250 mermi maçta al. Maçta böyle vurmazsan bozuş. Osman'ım nereye gidersen? Benim bebişim. Hazır ol başlayacağım. Maçta ömürel diyor aga. Bu mu? Ama sonra maça bir giriyorum. Bazen çok iyi vuruyorum Şerif'le. Sonra yine bazen bok gibi vuruyorum. Bu da çoğu kişinin sıkıntısını çektiği aynı şekilde oynayamama sorunu. Bu benim Şerif'te var genelde. Bunu yenmeye çalıştım aslında bu deneyle. My bro. I'm pushing to. Şube bakıyorlarmış ama bilmedikleri bir şey var. Bu çocuk Şerif çalıştı kankim ya. İşte onu mesela hesaba katmazsam. Ama sonrasında bir başlıyorum oynamaya mesela şansa. Olan şey şu oluyor direkt. Yani başlangıçta sıkıntım aim'im kötü olmadığı için, oyunu uzun süreler oynadığım için iyi vurabiliyorum ama çoğu zaman iyi vuramıyordum. Bunu da ileride geliştirmeye başladım biraz. İlk haftada normal oyunlarıma girerken çok fazla şerif kullanamasam da, yani vandal alabiliyorken şerif kullanmıyorum tabii ki. Vandal kullanırken bile çok fark etmeye başlamıştı ama deathmatch'lerde mutlaka şerif kullanıyordum. Çok nadiren Guardian'a geçiyordum ama aynı şey, çok bir fark yok. Ama yine de mümkün olunca şerif kullanmaya çalışıyordum. Ve deathmatch'lerde çok çok iyi oynamaya başladım. Bir haftanın sonunda, bir hafta gelmeden hatta, daha 3. 4. günde şerife biraz alışmaya başladığımda çok güzel oynamaya başlamıştım deathmatch'lerde öncesine göre. Dark Crow ile King. Dekken'de King'i çok seviyordum, o yüzden koyuyordum. Dark Crow, Şehzade Boy, Hamile Boy, Crazy Şehzade, hepsi karıştı. Uzalak. Vay satmışım lan şeyle, Şerif'le haberim yok. Bıp. Burcum benim bu atacağım Şerif videosunu izle, öğren nasıl vurulmuş. Zırt. Ne oluyor amına koyayım? Ciddi misin oğlum? O meyvin iyiyse o piki. Yine sattım Şerif'le. Yuh. Anlamlı Şerif! Normal dereceli girdiğimde de eskiden aslında aimlab kullanırken kafaya tek tek atmaya çok alışmıştım. Ama sonra aimlab kullanmaya deathmatch gire gire yine biraz sprey atmaya alıştırdım kendimi ister istemez. O yüzden çok fazla one tap atmıyordum. Ama bu challenge'ı yapmaya başladığımdan beri daha fazla one tap atıyorum ister istemez. Yani refleks oldu artık. Şerif'le sürekli oynadığım için Vandal'la da kafa gördüğümde direkt tıklıyorum. Yani sprey atasım gelmiyor. Buradayım. Bir düşman kaldı. Fucking
Spike saldıran başlangıcında. Bir düşman kaldı. Peki bu söylediğim şeylerin dışında bir katkısı oldu mu diye sorarsanız hayır. Zararı oldu mu diye sorarsanız evet. Üzgünüm. Yani bana oldu gibi geliyor. Daha şu andan videonun yarısından bu deneyin bence çok iyi bir deney olmadığını söylüyorum gibi oldu. Biraz spoiler veriyorum ama bilmiyorum neden. Vandal'la vuramıyorum artık. Yani deathmatch'te sürekli Sheriff'le ısındığım için elime otomatik bir silah alınca kafam karışıyor. Duramıyorum yani. Bana öyle geldi. Veya ben salağım anasını satayım, ne bileyim. O yüzden birinci haftanın sonunda biraz deneyi böyle soğutmaya, ara vermeye başlamıştım. Açıkça söylüyorum. Bak sıfır yalan. Dünyanın en iyi YouTuber'ı yalan içerik yapmıyor. Evet, yalan yok. Deathmatch'lerde Vandal kullanmaya başladım birinci haftada. Hatta belki biraz daha erken. Yani Sheriff mutlaka kullanıyordum. Ama bakıyorum vuramıyorum. Bari dedim anası satayım, renk düşmeyelim. Şimdi burada Sheriff dalgası yapacağız diye elmasa düşmeyeyim yani. O yüzden Vandal'ı çekip bir iki Deathmatch Vandal'a attığım oldu. Sadece Sheriff'e bağlı kalmadım. Ama kısacası işler çok iyiye gitmiyordu. Memnun değildim durumdan birinci haftada. Biraz korkmaya başladım deneyden. Aim kötüleşti çünkü. Birinci haftada kötüleşti. İnanılmaz sonuçlar. Yuh! Şimdi 10. günde artık deathmatch'lerime baktığınızda hayvan gibi vuruyorum. Birinci falan olduğum çok oluyordu Şerif'le. Normalde ilk 5'e bile giremezdim eskiden. Şu an Şerif'i elime aldığımda gerçekten eskisine göre çok çok daha iyi bir oranda vuruyorum. Deathmatch'in dışındaki etkileri de şu şekilde: otomatik olmayan silahlarla, otomatik olan silahlarla da çok klibim var ama yani. Nereye gittiler oğlum? Spike yerleştirildi. One more behind the pyramid. Duvara açtın ama. Burası. Göremiyoruz pek. What's here? Gel. Bir düşman kaldı. Oğlum bu neymiş? Chamber ve Jet bu konuda en iyi olan şeyler. Çünkü hem operatör hem de Jet'in ultisi hem de Chamber'ın Q'su olduğu için en iyi etkiyi bu iki ajanda görüyordum. O yüzden bunları oynuyordum aslında biraz da. Chamber deneyi de yapıyorum şu an, o yüzden yeni başladım. Chamber oynayacağım bir süre boyunca. Ama Jet'in ultisi bayağı. Yani Jet ultisini zaten çok kötü kullanmıyordum aslında. Neden bilmiyorum, o da tek tek sıkıyor ama Jet'in ultisinde iyiydim. Ama deney yaptıktan sonra Jet'in ultisinde gerçekten çok çok iyiyim şu an. Yani öncekine oranla da iyiyim. O yüzden bayağı hoşuma gidiyor Jet oynamak şu anda. Eğer bu deneyi yapacaksanız Jet için yapabilirsiniz. Çok fark ediyor. Jet için Guardian oynayın. Ya Şerif. Sit the fuck down. Fucking a war bir düşman kaldı. Şimdi az önceki Jet klibi deneyin yine bayağı başlarından aslında. Çok değil ama başlarından. Genel Jet klibim başka olmadığı için onu koymak zorunda kaldım. Ama gelişme vardı orada da. Yani 3. 4. günlendi yanlış hatırlamıyorsam. Yine de çok fark ediyordu. Ondan sonra bir daha Jet oynamadım çok fazla. Sen niye böyle her şey iyi deyip oynamıyorsun be adam? O videodan sonra hala Rez oynamadım. Neyse, deneyin sonucuna geliyorum. Güzel bir deney mi? Hayır. Bok gibiydi. Yapmayın. Bu kadar. Video bitti. Video bitmedi ama deney çok güzel mi? Değil. Deney olarak yapmayın abi. Gir deathmatch'e. İki el arada at yani Şerif'le. Ama bir hafta boyunca, 10 gün boyunca sadece Şerif kullanma deathmatch'te. Çünkü ısınamıyorsun bence çok iyi. Ya elinde Şerif kullanıyorsun. Sonraki maç Vandal'a dönüyorsun tekrar. Yani küme mi düşeceksin sırf Şerif oynayacaksın diye? Hayır. Yapmayacaksın. İzin vermiyorum. O yüzden bence çok gerekli değil. Bence bayağı gereksiz hatta sadece Şerif oynamak. Ama aim'inizi, düz aim'inizi iyileştiriyor mu? Evet. Sadece kafaya odaklandığın için geliştiriyor. Oyuna transfer ediyor mu peki bu yeteneği? Hayır. Çünkü oyunda otomatik bir silah kullanıyorsun ve deathmatch'te olduğu kadar sakin değilsin. Bu sakinliği biraz korumana yardımcı oluyor tecrübe edindiğin için Şerif'le ama biraz. Ya bana kalırsa yapmayın. Ben de neyden memnun kalmadım kendi açımdan. Beni daha iyi bir oyuncu yaptı mı? Hayır. Bir tık daha kötü yapmış gibi hissediyorum hatta ama bu çok gerçekçi gelmiyor. Neden böyle bir şey olsun? Buna inansam mı bilmiyorum. Ben kötü oynamış da olabilirim birkaç gün boyunca. Ama sonuç önümde. Şerif denedim. Kötü oynamaya başladım. Bu ikisini bağdaştırıyorum. Ne yapayım anasını satayım. Öyle. Bence yapmayın. Önermiyorum. Ama çok isterseniz de yapın. Bana ne? Bok gibi deney. Kim bulduysa Allah da belasını versin. Ben buldum galiba. Bir hafta Şerif oynayacağım dedim. Gittim bir de daha uzun oynadım. Allah da kahretsin. Bir daha da deney falan yapmıyorum. Chamber oynayacağım. O kadar. Videoya abone ol. Kanalı beğen. Evet. Teşekkür ederim.